Herkese iyi geceler. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Aynı şekilde bu yayın e, Günay Esen Türk YouTube kanalından da yayınlanıyor sevgili izleyenler. İki kanala da abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Sevgili Günay'la beraber Galatasaray'ın son şampiyon Başakşehir karşısındaki 2-0'lık galibiyetini konuşacağız. İnteraktif bir yayın olacak. Sizler de e, mesajlarla yayına katılabilirsiniz. Görüyorum ki birçok arkadaş şu an izliyor. Yayını like de yaparsanız çok 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 mutlu oluruz Günay e, maçtan önce Arda Ergün'ün YouTube kanalında bazı yorumlar yaptık ve bir da gerçekleştiğini düşünüyorum açıkçası öngörülerimizin yani öngörülerimiz e, tuttu diyebiliriz özellikle orta saha konusunda konuştuklarımız tuttu yani orta sahayı alan takım e, orta sahada diri olan takım her zaman oyunu götürüyor ve e, maçı götürüyor ve Galatasaray orta sahada bu maçta e, iyiydi Aslına bakarsak şöyleydi Eyüp abi. Yani ilk yarı çok fazla bir pozisyon olmadı. 70'e hatta Galatasaray oyuncu değişikliğine gidene kadar çok böyle Galatasaray. Her dakikada, iki dakikada bir pozisyona giren bir takım değildi. Keza Beşak, Başakşehir de öyleydi. Ortada geçen bir maçtı ama Galatasaray girdiği pozisyonların değerlendirdi ve aynı şekilde 3 e, puan alan taraf oldu ki e, hepimizin ortak noktasıydı. Sen de aynı şekilde ben de Arda ve Erdal da bu maçtan galibiyetle ayrılacağımızı zaten söylemiştik. Keza öyle oldu. Şimdi ben ufak e, birkaç tane e, istatistik vermek istiyorum. Ondan sonra sana topu atacağım abi. Şimdi toplu oynamada yüzde %57-43 Başakşehir önde. E, ve 517 pas yapmış Başakşehir. 398 e, Galatasaray pas yapmış. Aslına bakarsak Başakşehir toplu oynayan e, topla oynayan takım daha çok Başakşehir. Ama sonuca giden takım Galatasaray oldu. 5 tane isabetsiz şut atmış e, Başakşehir. 5 tane isabetli şut atmış ki e, bu maçta Fatih performansı fena değildi diye ekleyebilirim. Galatasaray isabetsiz 2 tane isabetli ise 6 tane pas atmış. Genel itibariyle konuşacak olursak Galatasaray'ın bu maç özelinde nasıl buldu? Şimdi Taylan Antalyalı için biz ne demiştik? bu takımın e, şu ilk iki ilk iki resmi karşılaşmasında en iyi parçası olmayı başardı. Hem savunmada çok doğru yardımlar getirdi. Birçok pozisyonda top rakibe geçtiği anda rakibi yavaşlatmayı başardı. Hem de hucunda kilit paslar atmayı başardı. Pas trafiği içerisinde çok doğru ya e, çok doğru işler yaptı dedik. Ama kime karşı yapmıştı bunları? Nefçi Bakü ve Gaziantep'e yapmıştı. Evet. Başakşehir bunların en az 3-4 gömlek üzerinde bir takım. Eğer bunu Başakşehir'e karşı yapabilirse o zaman biz e, Taylan Alt, e, Antalyalıya güven seviyemizi çok 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 yukarılara çekebiliriz demiştik. Nazar değmesin. Bak masaya da vuruyorum. Bugün inanılmaz oynadı. Takımın zaman, yıldız yıldızıydı. İstatistiğini vereyim hemen o zaman. Topla tamam. buluşma 57. 48 tane pas yapmış ve pas sabiti de %85.4. Yani final pası yani gol pası dediğimizde bir tane de net gol pası vermiş. Yani istatistik olarak iyi olduğunu görebiliriz Eyüp abi. Kesinlikle o inanılmaz oynadı. Şimdi maça Galatasaray e, çok iyi başladı. ya yani Bu karşılaşma mesela 30 dakikalık bir halı saha mücadelesi olsaydı Galatasaray'ın en ideal 11'i e, maça başladığı 11'di. Arda Turan, Emre Kılınç, Feyguli, Belhanda, Taylan bu orta saha 30 dakika seni muhteşem idare eder. Önlerinde Falcao vesaire. Ama bu maçı sen 90 dakika hatta uzatmalarla beraber çok daha fazla oynuyorsun. Bu orta saha seni bütün maç götürmez. Nitekim bugün ne oldu? 30'dan 40'tan sonra Arda Turan savunmaya yardımını geriye çekmeye başladı. Yani savunmalı düştü. E Emre ile Berhandan'ın mücadelesini beğendim ben ama Feghouli de ilk yarıda özellikle çok maçın içerisinde değildi. O da oyundan düştü. Ondan sonrasında özellikle ikinci yarıyla beraber de Başakşehir inanılmaz Galatasaray'ın üzerine gelmeye başladı. Burada şimdi kazandık, çok mutluyuz ama ben bunu söylemek zorundayım. Bana kalırsa Fatih Terim oyuncu değişikliklerini daha erken yapmalıydı. Mesela ben ikinci yarıya başlarken Arda Turan'a Kement atardım. Evet. Net. Etobo iyiyse Etobo'yu koyardım. Emre'yi de tam olarak sol kanada çekerdim. Sol iç oynuyordu sol kanada çekerdim. Ama Fatih Hoca uzunca bir süre bu 11 ile devam etti. Ve o bölümü kabul etmemiz gerekiyor ki mahkum oynadık. Evet. Rakip çok ciddi pozisyonlara girdi. Benim böyle bir eleştirim var Fatih Hoca'ya. E, oyuncu değişiklikleri daha e, zamanında olmalıydı diye düşünüyorum. Ve oyuncu değişiklikleri geldikten sonra sana baskı kuran bir Başakşehir vardı ya. Evet. Ona ceza kesmeye başladın. Geldiğin bir tane attın. 2-3 tane de net pozisyon buldun. Fatih Hoca bu oyuncu değişikliklerini daha erken yapsaydı belki 3-1, 4-1 kazanmıştık. Bir tane Hakika, de yeni ihtimalim yet, var. Evet. 72'de 3 e, tane oyuncu değişikliği yapmış. Fekul üzerinden e, şöyle bir şey söyleyebilirim. E, 30 kez topla buluşmuş ki bana göre bana göre az. Ee, bunun 20 tanesini pasla sonuçlandırmış ve pas isabeti düşük %65. Ee, öbür taraftan Yunus Yunus Baylan da ya baktığım zaman ise yani 67 kez e, topla buluşuyor. Orta sahada 51 tane pas yapıyor ve bunların 90.2'si isabetli şut pası yani final pası, gol olabilecek nitelikteki paslar ise e, 3. bir tane gol atmış. 3 tane de Şut atmış Yani Belhanda bu maçta iyi oynadı diyebilir miyiz Eyüp abi? Ya Belhanda bu maçta iyi oynadı demezsek bu Belhanda'ya kasıtlı düşmanlığa girer. Bizim öyle bir nosyonumuz yok ki. Yani Belhanda'ya kasıtlı bir düşmanlık yapmak gibi bir düşüncemiz yok ki. Belhanda bu maçı çok iyi oynadı. Belhanda'yı ben tebrik ediyorum. Şimdi Huskordan score'dan yine e, oyuncuların reytingini açtım. E, Başakşehir 6. 3 ratingle oynamış. Galatasaray 7.1. Genel olarak Galatasaraylı oyuncular daha yüksek rating almışlar. Falcao 7.2, eee penaltıdan da golünü attı. E, biraz daha atik olabilse, çabuk olabilse başka goller de atardı. Berhan da maçın MVP'si olmuş. 8.2 ratingle oynamış. Eee Marcao çok iyiydi. Berhan'ın evet. bir de çok kritik müdahaleleri vardı. 1-0 iken kayarak yapmış olduğu bir müdahale vardı. Günay o orada ya yani orası bir kırılma anıydı. Berhan da o müdahalesiyle Galatasaray'ı kurtardı. Çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Emre Kılınç 7.3, Arda 7.2, Fatih. Şimdi bak Fatih'e biz çok fazla güvenmedik. Fatih ile ilgili ben o e, Okan'a teslim ederim şeklinde yorumlar yaptım. Bugün Fatih de çok iyiydi. Bilmiyorum sen neler söylersin Günay. Ya, Fatih üzerinden konuşulacak. Ben bugün Fatih'i beğendim. Yani en azından eski görüntüsüyle, görüntüsünden daha iyi denil güven veriyordu ve 2-3 e, pozisyonda da başarılı olduğunu düşünüyorum. O yüzden Fatih özelinde konuştuğumuz zaman Fatih'i beğenmeliyiz. Be herkesin beğendiğini düşünüyorum. Ancak marka konusunda gelince, e, dün bunun yayınını benim kanalda yapmıştık. Galatasaray'ın Marquinhos'u satmaması gerektiğini hep söyledik dünkü yayında. Bugün de söylüyoruz. Bugün daha çok yüksek sözle söylememiz lazım. Şu performansı gördükten sonra Roma'nın iştahı kabarmıştır. Bu maçı mutlaka izlemişlerdir. Ve Marka kusursuza yakın oynadı bence. İyi, iyi bir e, futbol oynadı. Geriden iyi oyun kurdu. Çok iyi toplar kesti. Luyendama'nın hala zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Luyendama kısmında biraz ki çok kritik bir hata yaptı. Ee, Golle sonuçlanmadı ama yine de hatayı e, konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ama Marcao'nun tekrar Galatasaray'da neden kalması gerektiğini bugünkü maçta tekrar görmüş olduk Eyüp abi. Marka bugün inanılmaz oynadı. Ve Luyendaman'ın açıklarını kapattı. Luyendaman'ın bir e, ağır kalma sendromu var. Ama Luyendaman'ın da artıları ne? İlk müdahalesi çok başarılı Günay. İlk müdahaleyi çok iyi yaptığı için açıkçası o da faydalı oynadı ama marka bir lüğünde gerçekten sudan çıkmış balığa döner. Sen marka sattığın anda lüğünde da unut. Ondan katkı almayı da unut açıkçası. Evet. Ve Luyendama'nın %100'ü bu değil. Luyendama ile ilgili ben bir Savruk, Bülent ol sanırım ee, Savruk diye bir mesaj göndermiş. Luyendama ile ilgili olarak ee, şu an tam olarak %100'üne ulaşmadığı için eleştirilerimizi ona göre yapmamız gerekiyor. Evet. Eyüp abi sana bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Attığın tweet'te bir e, sıkıntı var. Onu istersen <laughs> sil veya <laughs> 2-0 <laughs> Onu ben de şimdi fark ettim. Bana da yazanlar olmuş çünkü. Şimdi e, maç özeline döndüğümüz zaman Radamel Falcao 19 kez topla buluşmuş ki Galatasaray Falcao ceza sahası içerisinde bir türlü buluşturamıyor. Bunu bu şekilde değerlendiriyorum. 14 tane pas atmış. 3 tane şut atmış. Bir tanesi isabetli ee, ve 71.4 isabetli oynamış ki Falcao çok kenarlara geliyor. Yani e, kenarlara gelmek zorunda kalıyor. Oraya bir türlü topları taşıyamıyoruz. Ancak e, bugün Jacqueline'in girmesinde girmesiyle beraber Galatasaray 3. bölgede daha rahat oynadığını hissettim ve Galatasaray'ın attığı ikinci golde Jack Aslan payını vermemiz gerekiyordu. Topu tuttu, içeriye doğru götürdü ve pası ceza sahası içine attıktan sonra Babel de pozisyona kışı mükemmel bir pas Babel. verdi. Evet yani ben az önce bir yorum okudum. Babel çok kötüydü diye. Ancak o hareketiyle maçı kurtardı diyebiliriz. 1-0 olsaydı son dakikalarda sıkıntıya girebilirdik. Ee, çok teknik oyunculardan kurulu bir takım Galatasaray. Yani oyun zekası çok yüksek bir takım ama işte atletizm problemi var ve kondisyon sıkıntısı yaşanıyor. Yani bu kadar teknik oyuncuyla oynadığın zaman oyuncular fizik gücünü kaybedene kadar topun sahibi oluyorsun. Ama oyuncular fizik olarak düşmeye başladığında bu sefer oyun üstünlüğü rakibe geçiyor. Evet. Yani Dediğim gibi ben ilk yarıyı bu bu takımla oynarım maçların ilk yarısını ama ikinci yarı Fatih Terim Fatih Hoca e, müdahale için 70'leri 80'leri beklerse bence çok ciddi sıkıntı yaşanır. Çok büyük problemler yaşanır. Evet, Mehmet Elitaş'ın e, sorusunu cevaplayabilir miyim? Yani yorumunu cevaplayabilir miyim? Evet, evet. Bu evet. sezon elimizde tutarsak marka 25 30 milyonu var demiş. İnşallah bir sene sezon. Ama bir sonraki sezon ben bu paraları göreceğini düşünmüyorum. Hatta şu an 15 15-18'e doğru giden bir bonus e, bonservis bedeli de olur ama önümüzdeki yıl bu parayı görmez. Bunun sebebi sözleşmesinin bir sene kalmış olması. Eğer Galatasaray bu sezon şimdi sözleşmesini yenilerse evet Mehmet Ali Taş haklı olabilir. Ama sözleşme yenilemezse bu paraları çok zor görür diye düşünüyorum. Evet bu arada yayını izleyen arkadaşlar like yaparlarsa çok seviniriz. Ee, arada hatırlatıyoruz. Lütfen yayını beğenelim sevgili evet. dostlar. Beğendiğiniz zaman daha fazla kişiye ulaşma şansımız oluyor. Ee, maçla ilgili şöyle almış olduğum notları kontrol ediyorum. Yani Hı -hı. Emre Kılıç inanılmaz faydalı oynuyor. Zaten her maç Taylan'ı konuşuyoruz. Taylan üzerine koyarak gidiyor. Saratçı'nın sakatlığı çok can sıkıcı oldu. Bilmiyorum evet. galiba Adele mi Kasık mı? Nerede? Yani ee, çek benim gördüğüm Kasık gibi. Yani yukarıya Adele'nin arkası Kasık orası Kasık bölgesi olarak geçiyor. Ben bu Kasık sakatlıklarını daha önce çok yaşadım. Ee, ortalama dönme süresi 2 ila 4 haftadır eğer Kasık ise. Adele ise yine aynı şekilde 2 ila 4 hafta arası dönme süresi var. Yani o tip sakatlıklar darbeye bağlı sakatlık olmadığı için iyileşmesi de çok zor oluyor. O yüzden e, büyük ihtimal eğer ki çok cid, umarım ciddi değildir. Orada yırtık veya zorlanma kaçıncı derecede yırtık veya kaçıncı derecede zorlanma varsa ona göre tedaviye başlanacak ama zorlanma veya e, bir yırtık söz konusuysa e, büyük ihtimal Fenerbahçe maçında oynayamayacaktır. Evet ki e, geçen sezon Galatasaray'a katıldıktan sonra da böyle bir sakatlandı. Yine aynı, aynı. kasıktan sakat evet. Benzer bir sakatlık yaşadı. 2-3 maç kaçırdı, sonra geri döndü. Ama Martin Lines oyuna girdikten sonra o da yani gayet iyi oynadı. Hatta bir pozisyonda çok böyle Gitti. on yakuru on kuru var ya <laughs> topu aldı, götürdü ama sonunu getiremedi tabi. Evet. Martin Lines var, Süleyman Luş var, Şener var. Yani bir şekilde onun eksikliğini Galatasaray doldurmayı başarır ama Saratçı'nın sakatlığı açıkçası can sıkıcıydı. E, notlar arasında bu var. Yine Cagne'ye parantez açmak lazım. Yani evet, Cagney atsın atamasın Günay inanılmaz oynuyor. Evet. Savunma, savunma yani o oyuna girdikten sonra dikkat et stoperler inanılmaz tedirgin oldular. Çünkü Falcao'ya sen pozisyon hazırlarsan var. Ama Cagney kaostan beslenen kendi pozisyonunu yaratabilen bir futbolcu. Atılan golde de, ikinci golde de payının ne kadar yüksek olduğunu biliyoruz. O yüzden Cagne'nin de satıl satılmaması lazım. Cagne satılamaz. Satılması teklif edilemez. Marka satılamaz. Satılması teklif edilemez. Evet. Talat hak demiş sizce hep Yıldız kaçıncı dakikada Bakasetas'ı önerecek. Ben bugün bir şey duydum. Fenerbahçe'ye bununla... gitmiş Bakasetas. Bak evet. Çok öyle üzüntüm. bir şeyler var. Ee... Yani Fenerbahçe çok iyi transferler yapıyor. Enteresan. Ee, evet. Maç özelinde devam ettiğimiz zaman e, şöyle hemen Luyendam'a ve onun istatistiklerini söylemek istiyorum. E, Luyendam'a bir penaltı yaptırdı. Penaltıyı da konuşalım isterseniz. E, bazı yorumcular, bazı taraftarlar eee Galatasaraylılar değil tabii ki de. Ben neyse onu söylerim. Net söylüyorum. Dünkü Beşiktaş maçında da bir e, el pozisyonu oldu. Yani o pozisyonların ben penaltı olduğunu düşünüyorum. Bazı yorumcular penaltı değil diyor bazıları değil. Ben kendi şahsi düşüncem. Benim, benim bir fikrim var. Ben bu fikrimi beyan ediyorum. O pozisyonu dünkü Beşiktaş maçında Beşiktaş Antalya maçında olan pozisyonun da penaltı olduğunu düşünüyorum. Eller açık. Top ele geliyor. Ancak e, bugünkü pozisyon Demba Baba'nın eline gelen pozisyona gerçekten penaltı değil demek. Yani ne bileyim artık göz, göz Galatas doktoruna Galatasaray mı gider? Düşman, Hayır Galatasaray düşmanı olması gerekiyor. Yani, penaltı değil demek için Galatasaray düşmanı olmak gerekiyor. Dünkü Beşiktaş'ın pozisyonu da penaltıydı. Ha kural değişir bu tarz pozisyonlara bundan sonra penaltı verilmeyecek kararı çıkar o ayrı. Ama kurala göre bu pozisyon penaltı kardeşim. Hüseyin Var uyardı. Hakem gitti izledi uyardı ve e, penaltıyı verdi. Ben tartışmasız penaltı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası. Yani bunun açık ve net söylüyorum. Yani bunun tartışmaya açık bir pozisyon olduğunu da düşünmüyorum. Yani %100 penaltı pozisyon. Ee, hani onu da yeri gelmişken söyleyelim. Luyendama %90 pas sabetiyle oynamış. 50 topla buluşma 32 pas 60 ve 90.6 ile oynamış e Marcao'nun topla buluşması 58 34 pas 79.4 pas isabeti yapılan faul 4 3 kez de faul yapmış. Top kapmada bir tane oynamış. Ya bu bu, bu iki Luyendama ve Marcao ne kadar Luyendama'nın evet bazı problemleri var işte şu anki e, şu anki durum itibariyle tam performansına çıkmasa da bence bu iki stoper tandemi Türkiye'nin en iyi stoper tandemi olarak değerlendiriyor Meyip abi. Ya şu an zaten Galatasaray'ın şampiyonluk adayı takımlar içerisinde baktığımızda en iyi savunma en uyumlu savunma dörtlüsüne sahip olduğunu görüyoruz. Bu arada Mehmet Elitaş'a teşekkür ederim. Galiba e, katıl üzerinden kanalımıza iyi oldu. Sağolsun. Çok teşekkürler. Hoş, teşekkür ederiz. Hoş, gel hoş geldi arkadaşımız. E, katıl üzerinden sen Arda e, sevgili Erdal, Taylan e, ...sosyal demokrat birçok arkadaşımız... ...adını hatırladığım hatırlamadım. Hepsine teşekkürlerimi iletiyorum. Konuya dönecek olursak... ...en uyumlu savunmaya Galatasaray sahip... ...ve bunu bozmaması lazım. Bak şimdi... ...Fatih seni belli ki idare edecek. Nazar değmesin. Hiç Marka var. al ama... E, ...Omar ve Saratçı... ...Yedeği Martini vesaire... ...uyumlu. Burada da sıkıntı yok. Orta sağ zaten... ...inanılmaz yetenekli... Hepsinin ayrı ayrı meziyetleri var ve e, oraya bir iki takviye yapacaksın daha önü. hala. Artı Falco ne? Yani müthiş bir takım Galatasaray. Şimdi normal şartlarda şu üç maçlık oyunu görmesem, bugün Fenerbahçe Bakasitesi açıklarsa ben çok üzülürdüm yani bir Galatasaraylı olarak. Ama evet. Galatasaray'ın şu oyunu Fatih Terim'in e, takımı ma maçlara e, hazırlama şekli açıkçası Beni çok 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 e, mutlu etti, motive etti. Peki. Fatih Hoca maç içerisinde son cümlem Günay. Eğer maç içerisinde böyle oyuncu değişiklikleriydi vesaire vesaireydi veya farklı arayışlar içerisine girmezse bu takımı galibiyete götürü, götürebilecek en kolay en basit taktikle oynatırsa Galatasaray şampiyon olur bu sezon. Ben de öyle düşünüyorum ama şunu sormak istiyorum yayın öncesinde seninle konuştuk bunu. Mehmet'e bu... teşekkür ediyorum bu arada. Tekrar evet. tekrar teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Ee, şimdi yayın öncesinde şunu söyledik. Taylan dedik güzel oynuyor. Ee, umarım böyle devam eder. Peki bu Galatasaray Fatih Terim bu Taylan'ın performansından sonra şunu diyebilir mi? Taylan'ın performansı yukarı çıktı. Alternatiflerimiz var orada. Ömer'i de orada değerlendirebiliriz vesaire vesaire. Belli planlar kurulur. Biz buraya transfer yapmayalım diyebilir mi? Diyebilir. Bunu ben de düşündüm. Çünkü Taylan çantadan çıktı ve alternatifleri de var. Ama o zaman da şunu demesi gerekiyor. Şöyle demesi gerekiyor. Orta saha hiçbir şey yapmayalım demekten ziyade ya bir kanat istesin. Çabuk bir kanat oyuncusunun eksikliği çok fazla hissedildi Galatasaray'da. Ya da yani ofansif yönü kuvvetli Bakaset tas tarzı. <laughs> Mümkünse. <işte. gülüyor> <laughs> mümkünse Bakasetas tarzı veya veya direkt kendisini e, transfer etsin. Yani çünkü ben bak on numara pozisyonunda bugün Belhan da iyi oynadı ama orada gerçekten e, saf bir on numara olması gerektiğini düşünüyorum. Benim düşüncem bu. Halil İbrahim Özkan'a da katılıyorum. Onyekuru tarzı bir oyuncu da gerekiyor bence takımda. Evet bir Ejuka lazım ama olmuyor maalesef. Ee, şimdi şuradan birkaç tane soru alalım. Hemen. Bu arada bir hatırlatmada bulunuyorum arkadaşlar. Günay Türk'ün e, YouTube kanalının linki burada mesaj bölümünde aşağı tarafta var. Tıklayın. Lütfen Günay'a da abone olun. E, beraber Günay'la e, ve diğer arkadaşlarımızla burada Galatasaray'ı en güzel, en iyi bir şekilde pozitif bir şekilde yorumlamaya çalışıyoruz. Talat Akgün demiş ki on numara değil sağ açık lazım bence demiş. Ee, şimdi eğer Galatasaray Belhanda'yı gönderemezse gönderemezse kalırsa elimizde evet on numara gerek ilk. yok. Gerçekten yok. Bir altı numarayla çözersin. Bir şekilde orayı götürürsün. Ama sağ açık kesinlikle lazım. Yani katılmamak elde değil veya açık lazım. İki kanalda iyi oynayabilen bir açık gerektiğini düşünüyorum Eyüp abi. <laughs> Ya bir açık oyuncu evet kadroda gerekiyor. Bunu söylüyoruz. Bize diyorlar ki işte bir tane şimdi arkadaşımızın adını da hatırlayamadım. Ee, Fatih Terim hızlı kanat oyuncusu istemiyor. Siz bunun farkında değil misiniz? Veya siz e, Galatasaray'ı anlamıyorsunuz, etüt edemiyorsunuz vesaire. Ya Galatasaray'ın Fatih Hoca'nın hızlı çabuk bir kanat oyuncusu istediğini Sağır Sultan duydu ya. Herkes biliyor yani. Ha, alınır alınamaz. Ayrı. Orta sağ önceliktir. Kanat ikinci plandır ayrı ama Fatih Hoca mutlaka çabuk, onyekuru tarzı bir kanat oyuncusu istiyor. Ve takım da böyle bir ihtiyaç göze çarpıyor açıkçası. Evet, e, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Galatasaray'ın ya bir de şunu şunu söylemek lazım Eyüp abi. Yani Galatasaray hep açıkları kullanarak oynadı. Yani Rodriguez varken Galatasaray soğuk açıktan geliyordu. Onyekuru geldi, yine sol açıktan geldi. Hep hızlı oyuncularla oynadı Galatasaray ki eee Gomis'in e, gol kralı olmasında en büyük pay hızlı kanat oyuncularından kaynaklı. Özellikle Rodriguez'in yapmış olduğu asistlerle e, gol kralı oldu. E, Fatih Terim hızlı kanat oyuncusu her zaman sevmiştir ve kim kim istemez ki yani hızlı kanat oyuncusunu. Atacaksın ne içeri girecek, gol atacak veya attıracak. Hiçbir teknik direktör hayır demez. Hiçbir teknik direktör ayrı demez. Yani şey, Rodriguez'i Fenerbahçe neden aldı? Galatasaray'daki performansı yüzünden aldı. Aldı hızlı bir oyuncu at önüne gitsin içeri girsin gol atsın attırsın. Sebep bu değil miydi? Evet faydalı olamadı. Ee, Fenerbahçe. Şimdi Bülent Erol güzel bir soru sormuş. Omar ofansif yönü zayıf değil mi diye bir mesaj gördüm. Kerem'le ilgili mesaj var. Ama ilk olarak Omar'la ilgili bir şey söylemek istiyorum. O mesajı bulabilirsen ekrana getirirsen sevinirim. Bülent Erol. Ekranda. Evet. Ee, sevgili Bülent, Omar iyi ama hücum yönü zayıf değil mi demiş. Bence bugün Galatasaray Edilvişka'yı çok aktif hale getirmemek için Okan adı çok tercih etmedi. Bak bu rakibe çalışmaktır. Geçen sezon pandemi sonrası Galatasaray bunu yapmadı. Bu sezon ise Fatih Hoca'nın en büyük artılarından biri bu. Sevgili arkadaşlar, Fatih Hoca bu sezon rakibe çalışıyor. Ve Edin aktif hale getirmemek için onun tuşuna basılmasın diye Omar'ı ve Saratçı'yı çok ko kontrollü bir şekilde kullandı. Saratçı de çok bindirme yapmadı. Sağ tarafta Omar da çok bindirme yapmadı. Çünkü Edin kanatları donaşan bir futbolcu. Bugün ekseriyetle Saratçı ile eşleşti. Evet ama onu aktif hale getirmemek. Başakşehir'in çok fazla kanatlardan bindirme yapmasını engel olmak için daha çok o orta sahada pas organizasyonu üzerinden gitti. Ve bu da zaten skoru elde etmemizi beraberinde sağladı. Evet Sinan Bal tuşlu sormuş. Kerem Arda'dan daha fazla katkı vermez mi? Yani Kerem'i daha bilmiyoruz arkadaşlar. Yani izlemedik. Yani e, Galatasaray'da izlemedik henüz. Yani buna biz karar veremeyiz. Kerem oynasa deriz ki evet Arda'dan daha fazla katkı verir. Ama Arda üzerinde şunu konuşmam, söylemem gerekiyor. Arda Turan henüz hazır değil. Yani bunu net görebiliyoruz. Ben e, ilk yarı performansını gördükten sonra Arda ile çıkmazdım. Yani Fatih Terim'in yerinde olsaydım. ben. Öyle de düşündüm. E, ama Arda'nın da hazır olacağını düşünüyorum. Ancak e, Fenerbahçe'nin geçen yıl Emre'yi kullandığı gibi kullanması gerekmiyor mu? Bu, bunu zaten sürekli sen söylüyorsun Leyip abi. Yani 60'tan sonra, 70'ten sonra alsa Arda'yı oyuna atsa daha faydalı olmaz mı Arda? Yani. Şimdi bak bugün Arda ile başladım ve 30 dakika Arda bence çok iyi oynadı. Evet. Ama ilk yarı oyuncuyu çıkartmaz genelde teknik direktörler. Oyuncu içinde gurur kırı kırıcı olabilir bu. Erken çıkmak. Daha ilk yarıda oyundan çıkmak gurur kırıcı olabilir. Onu ayrı bir yere koyuyorum. Ama ben bugün şunu gördüm. Arda Turan'la başlamak yerine savunmalar düştükten sonra Arda Turan'a dönmek çok mantıklı gözüküyor. 60'tan 70'ten sonra akıllı, güçlü, topu ayağı eline aldığında, ayağına aldığında kafasını kaldırıp en uygun pozisyondaki oyuncuya pas atabilecek bir Arda çok ciddi fark yaratırdı. Galatasaray daha net pozisyonlar üretirdi. Ben şöyle başlarım. Bana göre Etobo da dinamik bir oyuncu gibi gözüküyor. Ben Arda yerine Etobo'yu tercih ederim. Emre Kılıncı da tam olarak sol açıya atarım ve bu şekilde başlarım. Sonra ikinci yarı Oyunu hızlandırmak istiyorsam Kerem'i olacağını düşünürüm. Da basarak ve e, pas yaparak oynamak istiyorsam Arda Turan'ı alırım. Bu Galatasaray oyun zenginliği katar. Ama ben bugün biraz daha Arda bundan sonra 60'tan 70'ten sonra oynasın dedim. Benim yorumum evet. da açıkçası Günay seninki gibi. Evet yanlış anlama. Yani Kasım günden Gündan sormuş bunu. Yanlış anlama Eyüp abi ama bugün Mensah mı ben, Belhanda mı olsun isterdin. Yoksa yanına Mensah mı iyi olurdu? Zira Emre'nin yükünü hafifletmesi Belhandayı etkiledi. Benim görüşüm Mensah asla Galatasaray oyuncusu değil demiş. Buna yorumun nedir? Ya bir yandan da Twitter'dan gelen mesajlara bakıyorum. Yanlışlıkla 0-2 ama 2-1'lik Başakşehir galibiyetini konuşuyorum dedim. Aa öyle bir gol gol, öyle bir şey demiş ki bu arada A Spor'da 2-0 Başakşehir kazandı yazmış tamam mı? Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> şurada. Bir yandan Kenan Sarı yayına ne zaman gireceksiniz? Gene Eyüp Yıldız geç kaldı. Eyüp Yıldız gene yayına girmedi diye tweet şeyler mesajlar atıyor. Diğer taraftan KJ yazıyorum. Yani şurada görüyorsun. Şuraya Jimbo'nun muhteşem galibiyeti falan filan yazdık yani değil mi? Iş. Ondan sonra bütün bunlar olurken <laughs> dur neredeydi? Ha şu. Ben getirdim. Bak getirdim mi? Bir dakika ya ben, ben getirdim. Sen <laughs> evet. Bir yandan Jimbom'dan muhteşem galibiyet falan filan. Tweet yanlış gitmiş ya. <laughs> ya olabiliyor şimdi. Ya şöyle Ama söyleyeyim. öyle mesajlar gelmiş ki iki sıfırlık maçı konuşsaydınız gelirdim. İki birlik maç çok eskide kaldı yazmış. <laughs> Evet onu ben de gördüm. Bana da geliyor. Ben de orada etiketli olduğum için ama şuna cevap vereyim ya şuna. Kasım'a Kasım tamam sen cevap ver. Hayır hayır ona değil. Ka Kasım'a sen cevap ver. Kasım sana ha, ben, mi, ben mi cevap vereyim? Evet, tamam. Diğerine ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak ee, Mensa Beşiktaş'taki oyuncu grubuyla çok efektif oynayamıyor. Şimdi sen çok kaliteli bir futbolcuyu çevresinde onu destekleyemeyecek, onu yeterince işte ileri itemeyecek bir oyuncu grubuyla kullanmaya çalışırsan yeterince katkı alamazsın. Bence Mensa'nın yaşadığı en büyük sıkıntı bu. Şimdi günah benim internetim senin sayende çok hızlı bir internet oldu. Görüntüm artık daha net. Ama telefonum şey, işlemcisi eski, bilmem nesi eski, kamerası kötü. Benim Hı -hı. internetimin faydasını görebilir miyim ben? Hayır. Göremem. Yani telefonun da iyi olması gerekiyor. Aynı şey mensap için geçer. Mensap şu an Beşiktaş'ta e, kendisine artı değer yaratamayan, katkı veremeyen oyuncularla oynuyor. Bundan kaynaklı olarak bekleneni veremiyor açıkçası. Evet Galatasaray'dan açıklama var. Hemen onu okuyalım. Sağ kasık adelesinde ağrı hisseden Saratçı'nın sağlık durumu hakkındaki açıklama... Salı günü gerçekleştirilen tekniklerin ardından yapılacaktır demiş. Yani büyük ihtimal iki ila 4 hafta arasında bu tip sakatlıklar o şekilde geçiyor. Umarım çok çabuk döner ki önümüzdeki hafta çok çok kritik bir maç var Fenerbahçe Galatasaray maçta Bence kolay kolay oynayamaz. Bir de yani oyuncu döndüm dese bile sahaya atıp bu sefer. Aynı sakatlığı iki kez üst üste yaşatıp daha derin, e, müzmine hale getirebilirsin. Buna gerek yok. Orada artık Galatasaray Martin Lines'i kullanacak. Martin Lines'in de ben çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. Ve hafta içinde bir transfer bekliyorum günah açıkçası ben. Fernandinho mu olur? Dumbia mı olur? Yoksa Fatih Hoca tamamen fikir değiştirir, kanat mı ister? Bilemiyorum. Ama mutlaka ben bir transfer bekliyorum bu hafta içinde. Lines nasıl demiş? Ben Lines'i gördüm o pozisyonda açık ve net söyleyeyim. Etobo'yu biraz değerlendirecek olursak onu konuşmamıştık. Etobo e, yani bir faydalı olacağını gördüm ama tabii ki de çok kısa bir süre e, oynadı. Maçtan önce Arda adammış Hayatlar e, YouTube kanalında şunu söylemiştim. Etobo'yu yani Fatih Terim Etobo'yu derbide düşünüyorsa 70 60 o civarda o dakikalarda alırsa oyuna derbi de düşünür demiştim. Bunun arkasındayım. Ben e, Etobo'yu Fenerbahçe maçında 11'de başlatacağını düşünüyorum. Şimdi e, sen aslında ile ilgili maçtan önce en güzel yorumu yaptın. Fatih Hoca onu sahaya alırsa kafasında yavaş yavaş Etobo'yu oynatmak gibi bir plan olduğunu görürüz demiştin. Nitekim oyunu aldı ve bence hareketli de bir oyunu ortaya koydu. Ama olumlu veya olumsuz söyleyebilecek bir şeyimiz yok şu an. Yani şu performansı için biz Etobo ile ilgili çok yorum yapamayız. Ama ben e, Fatih Hoca'nın senin de söylediğin gibi artık Etobo'yu düşündüğünü e, görüyorum. O da muhtemelen e, Fenerbahçe'nin çok dinamik bir orta sahası var. Galatasaray'da muhtemelen ee, orta sahada Arda Turan yerine Etobo'yu tercih edecektir düşüncesindeyim. Fatih Hoca Fenerbahçe'ye karşı Arda Turan'ı ikinci yarıda kullanabilir. Ben Taylan Etobo orta sahasını bekliyorum açıkçası. Ee, Okan Buruk enteresan bir açıklama yapmış. E, hakem bu kadar önemli bir maçı kaldırabilecek kapasitede olmadığını gösterdi demiş. Ben bu ne maçta hakemle hakem, ben aşkına. hakem ben bilmiyorum bir şey ne Fatih Terim açıklama yapıyor hemen <laughs> e, açıklamalarını e, okuyayım bu akşam skordan bağımsız olarak e, hakem Atilla Kara olan bir ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum maçın iyi geçmesini sağladı etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti bak iki teknik direktör iki farklı açıklama ama ben gerçekten bunu tarafsız olarak söylüyorum, ciddi anlamda söylüyorum. Hakem bu maça kesinlikle skor etkisi olarak hiçbir şekilde bir şey yapmamıştır yani katkıda e, bulunmadı yani öyle bir şey. Yok. Fatih Hoca'nın açıklamasını ben de ekrana getireyim. Evet. Ee, şimdi Fatih Hoca, ben de Fatih Hoca gibi düşünüyorum. Hakem burada maça Galatasaray lehine ve aleyhine, baş, e, Başakşehir lehine ve aleyhine hata na, nerede yaptı? Nasıl bir hata yaptı? Ben mesela birkaç tane tweet attım. Doğal olarak galibiyet beni mutlu etti ve Galatasaray'ın çok iyi oynayarak kazandığını düşünüyorum. Sevgili Günel, altta Beşiktaş ve Fenerbahçe'ler hakemde, hakemle beraber, hakem deydi falan dediler. Ya mesela soruyorum. Hakem ne yaptı abi? Penaltı, penaltı. O penaltıya Rıdvan Dilmen bile penaltı demek zorunda kaldı. Penaltı ama falan diyor. Yani Penaltıysa ne aması yani? Ya penaltı şey demiş, penaltı. Penaltı ama bana göre değil demiş herhalde. Yani. Şimdi işte ne yaptı yani hakem? Hakem ne yaptı ya? Galatasaray ben değil, ben. iyi oynadı, coşkulu oynadı ve maçı kazandı. Fatih Hoca'nın açıklamasını da ekrana getirdik bu arada. Oradan da o e, açıklamayı izleyenlerimiz görüyorlar. Ben açıkçası bir Galatasaraylı olarak geleceğe son derece mutlu ve umutlu bakıyorum. E, Galatasaray'ın ortaya koymuş olduğu performans Türkiye Ligi'nde yarışmacı hatta şampiyonluğun en büyük adayı e, noktasına Galatasaray'ı getireceğini düşünüyorum. Şimdi tabii Fenerbahçe derbisini konuşuyoruz ama Perşembe günü de bir e, içeride Türk Telekom Stadyumunda oynanacak olan bir Hayduk Aynen. Split karşılaşması var. E, Hayduk Split mücadelesinden sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisine konsantre olacak. Fenerbahçe'nin daha fazla dinlenme şansı olacak. Fenerbahçe yarın Hatay'la oynadıktan sonra bütün hafta Galatasaray'a konsantre olacak. Ha bu avantaj olur mu? Fenerbahçe'ye olabilir avantaj. Daha dinlenmiş, daha fresh bir şekilde çık çıkacaklar ama işleyen demirde ışıldar. Yani Galatasaray'ın çok maç yapması, rotasyonlu kadroyu da kullanabilirse Galatasaray adına da bir olumluluk yaratabilir. Bekleyip göreceğiz. Mehmet Elitaş demiş geçen yıla başladığımızın 2-3 katı dinamik <laughs> bir konsantre başladık bu sezona. Katılıyorum. Yavaş yavaş ee, sorulara geçelim. Sizlerin sorularını evet. cevaplandıra cevaplandıralım. E, soru herkes... cevap bölümünden lütfen çok rica ediyorum. Soru cevap bölümüne geçtik arkadaşlar. İnteraktif bir yayın yapıyoruz. Burada sadece ikimizin söylediği olmuyor. Yani siz de programın içindesiniz. Ee, ve sizin de daha fazla izlenmeniz için sizin sesinizin de duyulması için hem bize abone olun Günay Esen Türk ve Eyüp Yıldız kanallarına hem de yayını like yapın arkadaşlar evet e, yorumlarınızı bekliyoruz ben şimdi buradan bir tane yorum bulmaya çalışıyorum e, arada bizler de konuşurken yorum cevaplarken yine Fatih açıklaması olursa e, onu sizlerle birlikte paylaşacağım Burcu de Burcu Cimbom demiş ki Fener'e 3-1 yeneceğiz yene, yeneceğiz demiş. 6. demiş. E, 6. istemiş. şurada güzel bir e, Oo, sevgili o sevgili Selman hoş geldin kanalımıza. Selman Beyhan e, Fatih Hocam çok konsantre olmuş. E, bunun büyük farkını göreceğiz demiş. Katılıyor musun? Katılıyorum. İnanılmaz katılıyorum. Bak Fatih Hoca motive olduğu zaman çok alfa bir karaktere dönüşüyor. Ama nasıl olsa kazanırız diyerekten bir takım denemelere gittiği zaman da hedefinden uzaklaşıyor. Bu sezon Fatih Terim'in artık hata yapma lüksünün olmadığı bir sezon. Ve hoca da bunun farkında son derece konsantre. Ee, hem Nefçi Bakü Gaziantep mücadelesinde hem de bugün Başakşehir derbisinde gördük. Başakşehir bu arada yani şu an takım kimyası olarak ligin en iyi takımı. Aslında Başakşehir, Fenerbahçe galibiyeti tabi biz ezeli rekabetten kaynaklı çok da hayran benim ama çok ciddi bir açıklama Başak. var. Başakşehir daha Fenerbahçeden daha oturmuş daha kuvvetli bir takım. Nedir o açıklama? Çok ciddi bir açıklama var Fatih Terim'den. Fatih Terim eğer Galatasaray'ın ekonomisine katkınla bulacaksak şahısların önemi yok. Benim de sözleşmemde katkı gelecekse ben de giderim. Öyle olaya böyle bakmak lazım. Markao gibi yıldızları bulup yüksek fiyatlara satmayı hedef edinmek lazım. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. Kulübün idare ve ekonomik işlerini yönetimimiz yürütüyor. Markayı ister satarlar istemezlerse satmazlar. Bunu kulübün kendi inisiyatifine bırakmak lazım demiş. Evet. Nasıl yorumluyorsun Eyüp abi? Atayım ben sana bunu. Verelim ya ekranı Şimdi istersen. Fatih Hoca ben şimdi ekrana da getireceğim bu açıklamayı. Yani bu, bu şöyle yapılmış bir açıklamaysa biz alternatifimizi bulduk Marcao'yu da satarsak e, iki tane de transfer yaparız hem marka gibi stoper katkısı alabileceğimiz bir oyuncumuz var hem de artı e, orta sahaya da kaliteli bir isim alacağız şeklinde bir açıklamaysa gördüm e, Gülay tamam ben de Hı -hı. ekrana getirdim zaten Hı -hı. böyle bir açıklamaysa eyvallah ama ne yapayım yani satacaklar para da yok bari satılsın para gelsin şeklinde yapılmış bu açıklamaysa da itiraz ederim. Olayın arka planını e, görmek lazım. Yani ben genel olarak markanın satışına karşıyım. Ya da şöyle söyleyeyim devre arası falan satarım ben. Yani. Evet. Şu an satmam yani. Ay Yıldız Bayrak e, sence Ömer Bayram'ın sözleşmesi uzatılmalı mı abi demiş. Uzatılmalı çünkü bir takım sadece generallerden oluşmaz. <laughs> bir takım da mücadele edecek. Sağ içerisindeki kirli işleri kirli işlerden kastım böyle koşmak savunmaya yardım etmek düz oynamak, basit oynamak yanlış anlaşılmasın. Bu tarz işleri yapacak futbolculara da ihtiyaç var. Ben satmam ya şey uzatırım sözleşmesini. Ömer Bayram'a bak. Evet çok düz bir futbolcu. Tamam anlıyorum. Ama Ömer Bayram faydasız bir futbolcu değil arkadaşlar. Galatasaray bak aynı hatayı Sinan Gümüş'te yaptı. Sinan Gümüş net Galatasaray'ın kadrosunda olsa ikinci yarılarda oyuna girip tabelayı değiştirecek bir futbolcu olarak yer alırdı. Fenerbahçe'de bunu bazı maçlarda yapacak. O yüzden kadrodaki oyuncuların hepsinin Roberto Carlos olmasını ne bileyim hacı olmasını beklememek lazım ya. Bazıları da düz görev adamı olacak. Kimya öyle çıkıyor. Evet. Volkan Pekgün'ün Reyka'dan Milan Riskovski hakkında bir duyum aldım. Doğruluğu var mıdır? Gelirse faydalı olur mu? Benim ben herhangi bir duyum almadım abi. Sana soralım bana da gelen bir bilgi yok şimdilik. Yani transferi hafta içi konsantre olacağız. Ama şu Cem, an için bana gelen bir bilgi yok. Cem Tutarıcı demiş Sedat AÇA'yı alalım Marka niye? Nedir bu sefer Sedat Ağaçay arkadaş? Alalım da kurtulalım yemin ederim ya. <laughs> bu sefer de neden aldınız diyecekler. <laughs> evet. Oğul Bağış. Feguli'nin yerine kimi istersin Neyip abi? Ben Despotov diyorum. Sen? Despotov iki tarafı da oynar. Kiril Despotov muhteşem olur ya. Ama Feguli de var ya yani sahada böyle mesela ilk yarı boyunca top çok top ayağına gelmese bile ikinci yarıda böyle bir pozisyonda maçın kaderini değiştirecek bir futbolcu değil mi yani bir anda? Tabii, kesinlikle. Arda Kırıcı yazmış. Tekrar hatırlatalım. Hatırlatalım o zaman Saratçı'nın durumu nedir? Kasık bölgesinde bir sakatlığı var. Ee, umarım ciddi değildir. MR çekilecek. Ondan sonra eee açıklama yapılacak ama bu tür sakatlıklarda 2 ila 4 hafta arası iyileşme oluyor. Hakan Sarıgöl'ün mesajını ekrana getirebilir misin gördüysen? Ee, Hakan abi de benim tatil arkadaşım. O da ile ilgili bir mesaj göndermiş. Hakan abiyi de bir ekrana getirelim. Valla Michael satılırsa en az 3 top, topçu daha alırız. Yani böyle bir durum varsa anlatabiliyor muyum? Günay. İşte Markay sattın. Maykon değil bu arada. Marka. 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 sattık zaten. Değil mi? Maykon Marka gitti. yazmak istemiştir herhalde. Tamam tamam. Şey şey, Hakan değiştirmiştir. değiştirmişti evet. onu. Şimdi Hakan abi. Eğer böyle bir plan varsa. Yani mesela Marka'yı sattın. Dumbia ve atıyorum Fernandinho'yu alacaksın. Bir de stoperde bir stoper almak zorundasın. Stoppersiz Kesinlikle. Lüğün... <laughs> Lüğünde böyle Emin Bayram'la Donk'la falan oynayamaz. Ben sana söyleyeyim yani. Oraya bir de stoper alacaksın. Tamam o zaman. Eyvallah. Evet, İbrahim Toygar. Marquinhos sadece defans yapmıyor, oyunu da kuruyor. Bu çok önemli. Bir stoperin oyun kurması çok önemli. Onu satarsan orta sahaya çapa değil, Fernando gibi kesici, hem kesici hem oyun kurucu bir oyuncu almak lazım. Dumbye kesmez demiş. Bak katılmamak elde değil. Ya Baktırdı o kadar bana. iyi özellikleri var ki yani. Katılıyorum bu mesaja. Sevgili İbrahim yani çünkü arkadan ya bugün de çok çıktı. Aldı ileri doğru çıkıyor. Orta sahibiyle geçiyor çıkarken ve çok doğru paslar atıyor marka. Yani ya Roma'nın her... istemesi zaten bu sebepten dolayı. Ve sola ayaklı... her Her şey var ya her şey var. Yani hem savunmaya yardım ediyor hem çabuk şey pardon hem savunma işlerini iyi yapıyor. Hem oyunu kuruyor. Hem e, kafa toplarında iyi. Adamın yapmadığı iş yok. ya Her şeyi çok iyi yapıyor. Satılırsa evet. yeri zor dolar ama Fatih Hoca da böyle deyince ben artık satılmasına kesin gözüyle bakıyorum. Yani Fatih Hoca da bu satışı kabullenmiş gibi gözüküyor Güney. Evet, şuna bir tekrardan ben bir e, cevap yazayım. Güney Sen Türk'ün Uğur Karakullukçu ile akrabalığı var mı? Yok. Tekrardan söyleyelim. Alakam yok. Galatasaray <laughs> yorumcuları hep birbirine benziyor. Eyüp Yıldız Galatasaraylı olamaz. Eyüp Yıldız hepimizden Galatasaray. Daha fazla Galatasaray. Evet. Ben ee, şey benim tipim şey galiba Rize, Rize spor yorumcusuna benziyorum. Ben. <laughs> Beni geçmişte çok Rizelilere benzetirlerdi. E, Tabi saçlar beyazlamadan önce hafif kumral sarıya kaçan bir kumrallık vardı. Gözler yeşil burun da biraz uzun. Nerelisin Rizeli misin falan derlerdi. Hayır derdim yani Sivaslıyım Sivaslıya hiç benzemiyorsun ya derlerdi. Yani. Hiç benzemiyorsun derlerdi. Senin de Uğur Karakulukçu'ya çok fazla benzetiyorlar. Evet. İnşallah kariyerin de Uğur Karakullukçu'ya benzer. Çünkü Uğur çok başarılı bir yorumcu. Ben de ben çok başarılı Çok beğeniyorum. Diyorum. Çok da beğeniyorum. Evet. Bu aralar biraz sıkıntıda oldu olsa, e, iyi yorumcu. Olur öyle. Öyle ufak evet. tefek po polemikler ol olur. Evet. Eee Uğur Ka Karakullukçu holiganları coşturmayan, holiganizm yapmayan, böyle analitik ve bilimsel düşünmeye çalışan iyi bir yorumcu ve iyi bir Galatasaraylı. Ben Uğur Karakullukçu'yu çok eskiden Galatasaray forumlarından tanırım. Uğur Galatasaray <laughs> forumlarından çıkmadır. Sonra Yensen de Yeni deye gitti vesaire. Ben de mesela Ultra Aslan ve Galatasaray forumlarında çok yazmış bir insanım. Nikim de klandır bilenler bilir. Hala forumlardan çok fazla e, takip ettiğim, takipleştiğim insan vardı. Uğur da kaliteli bir Galatasaraylı. Ama sen de Taylanan, e, Taylan Antalyalı gibi bir şey oldun. Günay. <laughs> Samimi söylüyorum. Yani şu 5-6 ayda YouTube yayınların, benim birbirimizle yaptığımız programlar bana büyük keyif veriyor. Kesinlikle. Ve hem analizlerinden çok memnunum. Yani çok büyük keyifle, beğeniyle takip ediyorum. Hem de bana destek olduğun için de gerçekten minnettarım. Bugünkü demek, mi? ETOBO yorumun çok güzeldi. Benim ağzımdan çıkacak lafı aldın yani. Saniyelerle aldın. Bugün belli olur sahaya atarsa kafasında vardır. Atmazsa düşünmüyordur dedin. Hoca sahaya attı. Bravo. Evet, Arda Kırıcı Avrupa maçını ha, maçı hakkında konuşacak mısınız demiş. Bugün konuşmayacağız ama büyük ihtimal çarşamba günü büyük ihtimal seninle burada yayını senin kanalında yaparız müsaitlik durumuna göre. Maç sonunda da yine senin kanalında yaparız onun yorumlarını. Salı da seninle bir yayın yapabiliriz. Salı günü hı hı. benim e, bir müsaitlik durumum var 8.10 arası. Senin kanalda yaparız. Artı madem o vesileyle Şimdi onu tepeye de yapıştırdım. Kanalın en tepesine yapıştırdım. Ve yaklaşık 2 saatlik de bir araştırma yaptım. Hayduk Split'in hocasını, oyun sistemini hangi maçta, hangi taktikle oynadıklarını çift santraformu, tek santraformu, hangi oyunculardan nasıl katkı aldıklarını anlatan bir video çektim Günay. Hı hı. İzledim. Çok çok da güzel. Çok faydalı bir video. Galatasaray'ın rakibi e, Hayduk Split'i tanıyalım diye bir videom var. Onu izleyin arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Evet Serhat Türkoğlu Galatasaray adı anılan Alman oyuncu kim? Bilmiyorum Mario Götzeydi bir ara ilgilenmiştik. Ama o şu anda gündemde değil. Bilgin var mı Eyüp abi? Şu an yok. Galatasaray Fernandinho ve Dumbia ile temas halinde. Kanat oyuncusu da marka satılırsa bonus olarak gelebilir. Evet. Levent Tüzemen Galatasaray'ın Alman futbolcuyla anlaşmak üzere olduğunu söyledi. Yani olabilir. E, bizim bir bilgimiz yok. Volkan Pek Gönenç. Bunu okudum. Sorduk. ...ısrarla yazıyorsun. Israrla iki yorumdan hatta üst üste alt alta geliyor. Lütfen yazma. Yoksa bırakma Flot yapma. Yani... yapmayalım arkadaşlar. Lütfen flot yapmayalım. Ki cevapladık bunu. Yani bu soruyu yazdık. Yani Şimdi şey Galata Galatasaray'ın ee, yani İdris Dumbuya'yı Fatih Terim'in karar vermesi bekleniyor. İdris Dumbuya eğer e, Fatih Hoca'ya tamam derse Galatasaray forması giyer. Bir kere bunu söyleyelim. Diğer taraftan Fernandinho için çalışmalar var transferde bildiğimiz kadarıyla. Markanın satışı sonrasında araştırmalarımızı yaparız. Yerine gelecek hamleleri değerlendiririz. E, Scott'ların önermiş olduğu bir Wout Files var. Bak çok çabuk bir stoper. Kaliteli bir stoper. Genç de bir stoper. Ben onunla ilgili bir video da çektim e, ee, zamanında alınamadı parasızlıktan dolayı. Markay'ı satıp Vaut Fayes'e Galatasaray yönelebilir kulübünü ikna edip onu transfer edebilir. Artı madem ki sen Roma'yı e, satıyorsun keşke Mert Çetin de gitmemiş olsaydı. Mert Çetin'i de biliyorsun onlar gönderdiler. Göndermemiş olsalardı. Markay'ı verip 12 milyon 13 milyon euro para kazanıp bir de Juan Jesus'la Mert Çetin'i çekseydin bak o olurdu. Bak. Yani inanılmaz bir iş olurdu. Evet. Ama en azından markayı veriyorsan Juan Jesus'u al yani takıma. Öyle bir takas da yap yani. Evet. Çok güzel bir soru soruyorum. Şimdi hiç soru gelmedi. Sen Semikaya. Ben soruyorum. Semikaya. Semikaya mı? Evet. Yani senin için şurada iki tane güzel söz söyledik arkadaş. Dedik ki <gülüyor> <gülüyor> çok iyi yorumcu dedik. Başarılı. Ben gelsin demedim ki. Bu yani işten Sem... anlıyor dedik. Semih yani, konuşuluyor. Şu anda şu anda Semih konuşuluyor. Yani ben, ben mi blokluyorum sen kendi kendini bloklar mısın Ben yani? blokluyorum kendimi. Semih konuşuluyor. Marka giderse Semih ile doldurur diyorlar ya. Ne? Ciddi söylüyorum ya. Fenerbahçeliler diyordur onu. Ya büyük ihtimal. Ki şu, şu anda Rıdvan Dilmen inanılmaz konuşuluyor. Çok ciddi açıklamaları var Rıdvan Dilmen. Yapacakmış evet. Belgeler açıklayacakmış. Açıklasın Başkan Aziz Yıldırım da konuşursam yer yerinden oynuyordu de, dedi kariyeri boyunca. Fenerbahçe kariyeri kon, boyunca. Konuştuğunda yer yerinden oynamadı ve asla da yer yeri yer yerinden oynatacak konuşmalar yapamadı. O yüzden e, Rıdvan Dilmen de konuşabilir. Sıkıntı yok. Bildiği ne varsa anlatsın. Türk futbolu çok e, düzgün bir şekilde yönetilsin. Şeffaf bir şekilde yönetilsin. Bu bağlamda Rıdvan Dilmen'in katkıları olacaksa Rıdvan Hoca da konuşsun. Sıkıntı yok. Şimdi e, Semih Kaya çok iyi bir Galatasaraylı. Ben Semih insan olarak seviyorum. Yani e, gördüğüm zaman selam veririm, sohbet ederim, saygı gösteririm. Ama Semih şu an Allah aşkına Marka'nın alternatifi olabilecek durumda mı? Değil. Onun yerine Değil. Işık, Işık Kağan Arslan'ı, anneciğimin e de teşekkür ediyorum kendisi bana çay getirecek şimdi. O da çok büyük bir Galatasaraylı'dır. Sayın e, Güllü Yıldız, babamla beraber Beni Galatasaray'a kazandıran scout ekibindeler. Beni Gal <laughs> Galatasaray'la yaptılar. Ee, şimdi Semikaya Galatasaray'ın alternatifi olamaz ya. Şey, Marka'nın alternatifi değil. olamaz ya. Mümkün değil. Mümkün ya, değil. emin Bayram oynasın bak. Evet. Işık, Kağan Arslan oynasın ama Semih oynamasın. Kusura bakma. Evet. Şimdi Ünal Ünar yani. e, yerli yazmış. Semikaya e, taşıyamaz yapmayın diye. Ben Semikaya geliyor, taşıyor değil mi? Sadece Semikaya dedim. Var mı bilgi? Eyüp abiye soruyoruz. Bir bilgisi var mı? Ki e, öyle bir şey olsaydı derdik ki Semikaya geliyor ki hiçbir zaman da böyle bir şey söylemedik. Sadece gündemde kim var? Yani ben şu an Twitter'da baktığım zaman Semikaya konuşuluyor. O yüzden sordum. Ki ben de Semih Kaya'nın Galatasaray'a gelmesini istemiyorum. Açık ve ne söylüyorum buna. Ee, Şimdi Cem Galatasaray <laughs> Galatasaray çok büyük bir motivasyon ve kimya yakaladı. Bak hele bir de Fenerbahçe galibiyeti gelirse 3-3 ile 2 derbi kazanarak 3'te 3 ile başlarsan bu sezon'a sen psikolojik üstünlüğü eline alırsın. Rakiplerinin psikolojisini bozarsın. Yine mi Galatasaray şampiyon oluyor? Fatih Terim falan filan. Bitirirsin yani. Senin tartışmasız takım kurman lazım. Bak ben Fatih Hoca'ya bu noktada çok kızıyorum. Ya ben Semih Kaya'yla da yaparım. Bir de Semih Kaya'yla şampiyon olayım da görsünler. Değil. Anlatabiliyor muyum? Ben Arda'yı 90 dakika tutarım öyle de kazanırım. Değil. Tak 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 ne gerekiyorsa onu yaparak, onu isteyerek. Hocam niye Semih Kaya'yı alacaksın ya? G evet, gerekirse Marco kalsın da ya çünkü Marco seni şampiyon yaparsa kazancın 12 milyon euro değil ki 50 milyon Marka euro. Marco gidecek. Milyonu. Bence Marco gidecek ya bu açıklamadan sonra ki e, Abduraim Al Bayrak zehirli oku atmış. Ne demiş? transfer bitmez demiş. Bitmiyor evet biz çaydız yani. <gülüyor> <gülüyor> Baktan beri transfer konuşacağız bitmiyor. <laughs> Doğru demiş. Teşekkürler. Fatih Durmuş. Pastore, transferi ile ilgili bilginiz var mı demiş. Pastore, Paştim Kasami, e, Fernandinho bunlar Belhanda'nın satışı sonrası masada olan e, isimler, masada olan oyuncular. Evet. 16 artı sonraki satıştan %20 pay ol, fena olmaz demiş İbrahim Toru. Ben o tarz, 20 diyorum yani. O tarz satışlara ben varım yani. Ama Roma yani çok genç bir futbolcu değil Maruka. Sonra satabilir mi Roma Marco'yu? Bilemiyorum. Fakat e, görünen o ki satılacak. E, önemli olan şimdi bak sen 16'ya sattın mı veya 13'e sattın mı 15'e sattın mı? Onun 5-6 milyon eurosunu kenara koyup borçlara yatırıp geri kalanıyla bir iki transfer yapıyorsan tamamsın yani. Bunu yapman lazım. Yoksa senin e, 15 milyon euroya Markayı satıp bir başka futbolcuya aşağı yukarı 15 milyon euro para harcayacaksan mantıklı değil yani hiçbir şekilde Bak, mantıklı değil. Çok güzel bir yorum var. İsmi şimdi Vida diyelim. Sonraki satış işi telle işine dönmesin demiş. Çok güzel yerinde bir tespit. Ya 15 üzeri olur diyorum da 20 olsa çok daha iyi olur diyorum. Tabii ki de ya ben satmazlar diyordum. Ancak ya bu açıklamadan sonra bence biraz bir şeyler olacakmış gibi. Duruyor. duruyor. Ee, Eyüp abi yavaş yavaş kapatalım. Söylemek istediğim bir şey var mı? E bir açıklama yapmış. Onu okuyayım. İki haftadır buradayım. Fiziksel olarak daha iyi durumdayım. Kendimi Hı -hı. daha iyi hissediyorum. Onye Kuru iyi arkadaşım. Onunla konuştuk. Galatasaray'ın tarihini biliyordum. Onye Kuru da gitmem için çok ısrar etti demiş. Teşekkür ediyoruz Onye yani evet, burada Galatasaray'a olumlu referans referans olmuş. Valla her şeyi konuştuk. E, maçın öncesinde çok güzel analizlerimiz vardı. İki gün önce de bir video çekmiştik. Orada da e, düşüncelerimizi paylaşmıştık. Galatasaray iyi bir oyunla rahat bir galibiyet aldı. Rahat dememin sebebi şu. E, golü attıktan sonra oyun biraz krize girdi ama hep Galatasaray'ın kontrolündeydi. Bu yüzden rahatlıyorum. Umarım bunu Fenerbahçe derbisine de taşırız. E, Fenerbahçe Yeni bir yapılanmaya gitti. Onların sisteminin oturması birazcık zaman alacaktır. Yarın Hatay Spor karşısında da göreceğiz. Zaten o maçtan sonra da seninle bol bol videolar, yayınlar çekeriz, konuşuruz. Başakşehir karşısında da düzeltiyorum Fenerbahçe karşısında da bir galibiyet gelirse biraz daha böyle şey dik, biraz daha böyle özgüvenli bir şekilde sokakta dolaşabiliriz. Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak psikolojik anlamda Galatasaray o noktaya gelir ligin başında. Evet inşallah diyorum. Ünal yerli bir soru sormuş onu cevaplandırarak kapatalım. Ama lütfen Eyüp abi e, cevaplasın demiş. Bu yönetim geçmişte yaptıkları belli. Marka'nın yerini doldurabilirler mi demiş. Ben çok güvenmiyorum inanmıyorum ama Fatih Hoca ne yapayım satılacak deyince bizim artık satılma üzerine senaryoları konuşmamız gerekiyor. Evet. Ben satılmasını kesinlikle istemiyorum. 2 tane 3 tane tweet attım ya. Bu saatten sonra marka satılmamalı. Marka'nın yerini dolduramazsın kolay kolay. Ben iki üç tane tweet attım. Aynı şey Cagney için de geçerli. Ve yönetime hiçbir şekilde güvenmiyor. Ama Fatih Terim satılacak dedikten sonra bize de ondan sonrasını tartışmak kalıyor Günay. Evet maalesef öyle. Ee, o zaman e, bizi izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Benim de bir YouTube kanalım var. Günay Türk yazarsanız görürsünüz. Aşağıda da link linkte link var. Tıklayın, size zahmet. E, abone olun ki Eyüp abi de e, benim kanalıma gelip beraber aynı şekilde bu tarzda yayınlar yapıyoruz. Ve orada da devam edeceğiz, burada da devam edeceğiz. Yine aynı şekilde Arda Ergün ve Erdal Bozkurt. Arda Ergün adammış Hayatlar, Erdal Bozkurt'ta Galatasaray Haber 1905 kanalında bizler de oraya aynı şekilde gidip e, yayınlarımızı yapıyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir şey söylemek istiyor musun Ayıp abi? Ee, bize destek olan yayını izleyen ve eleştiren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bütün spor severlere teşekkür ediyoruz. Yine böyle güzel mutlu günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Saygılar.